bakıcılık şey oldu, cazibesini kaybetmeye başlayınca 90'lı yıllarda biz de arayış içine düştük. Benim geçmişten gelen kuyumculuğum olduğu için benim bakıcılıkta ustam yok. Ben ustasız ustayım. Kayseri'de benim 67'de geldiğimde 1967'de 450 tane bakıcı vardı. Şimdi bir elimizin sayısı kadar var. Grup Avenir Usta belgeselini sunar. Bu sene 55. yılımı doldurdum. Yarım asırı geçtik. Benim ilk mesleğim kuyumculuktan gelmeyeyim ben. 5 yıl emeğim var. İlk okulu bitirdim, kuyumculuğa gittim. O zamanlar Kayseri'de 3 tane kuyumcu vardı, 9 tane saraf vardı. Babam bir müddet sonra babam bakıcılarda ortak olunca bakıcılığa gitmem icap etti. Sene 1967. Bakıcılığa gittim. Bakıcılık ilk gittiğimizde çok cazibeliydi. Niye cazibeliydi? Mesela şimdi düğün yapılıyor. İlk defa düğün olacak kızın ilk defa mutfak eşyası düzülürdü. Mutfakta niye olurdu? Mesela tenceresi, tavası, sinisi, tepsisi, ondan sonra yemek pişirmeye, tabaklar, servis yapmaya, çeşmeden su getirmesi için kuğumu, bir çift kuğumu, ıprığı olurdu. Zaman içerisinde bu 20 sene, 25 sene devam ediyor. Yani her gün, yani bu düğün işi olurdu bizde bakıcılıkta. Zaman bir geldi, zaman değişti. Bakıcılık cazibesini kaybetmeye başladı. 80'li yıllardan sonra oldu. Veya 90'lı yıllarda kaybedince bakırın yerine ilk önce alüminyum almaya başladı. Sonra cam çıktı, emaye çıktı, krom çıktı. Bakırın şeysi, rovancı, karşısındaki şey, rakipleri çoğaldı. Çoğalınca millet de ister istemez bu naylona, alüminyona, kroma döndü. Fakat belki mutfağındaki bu eşyaları değiştirdi ama sıhhatini kaybetti millet. Bakırda su içtiğinde ama gözle görülmeyen mikrobu kırıyor. Bunu ben söylemiyorum. İlim adamları söylüyor. Profesörler söylüyor. Bakıcı varmış da, kuyumcu varmış, ıprıkçı varmış, kazan yapan varmış, tencere yapan varmış, leğen yapan varmış, sıvamada uşağına sini yapan varmış. Fakat Kayseri'de işlemecik yokmuş. Kayseri'de işlemecik benimle başladı. Şimdi Kayseri'de 2021 Türkiye'sindeyiz. Kayseri bakıcılarda elimin bir elimin sayısı kadar bakıcı, bir elimin sayısı kadar kalaycı kaldı. Ben şimdi kendimden ben guru duyuyorum. Niye guru duyuyorum? Ben ustasız ustayım. Ustam yok. Ustasız usta olduğum için eğer ustam olsaydı ben ustamdan gördüklerimi yapacaktım. Ama şimdi ben hayalimdekileri yapıyorum. Kafama tasarlıyorum. Evvelden bilgisayar yokmuş, internet yokmuş. Mesela bunlardan biz şimdi istifade ediyoruz. Kendi çizimimi de kendim yapıyorum. Öyle olunca Kayseri'ye yöresel, Kayseri yöresine göre işlemecilik meydana geldi. O da ne oldu? Kendi çizimimizi kendimiz yaptığımızdan, başkasından kopya çekmediğimizden her türlü şeysi, tasarımı bize ait yapılan işlemeleri. Mesela adam geliyor bana diyor ki şunu yap diyor. Bizde işleme sonsuz. Yani sınırlı değil, 10-15 çeşit değil. Adam, müşterimiz ne istiyorsa müşterinin zevkine göre, ne istiyorsa ona göre yapıyor. Ekseriyet halı, kilim modelleri, çiçek modelleri veya geliyor diyor ki benim dükkanıma bir arma yapar mısın diyor, yapıyor. Bir levha yazar mısın diyor, yapıyor. Yani bu sonsuz. Şimdi de bizim ekseriyet, benim branşım eski bakırın üzerine yeni işleme yapıyor. Dededen, anneanneden, babaanneden kalmış, bu komünlükte çat arasında kalmış bakırları getiriyorlar bizlere. Onun üzerine ona o gelen bakırın modeline uygun işleme yapıyor. Şimdi mesela evinde, damda, köşede kalmış bakırlar geliyor, bize geliyor, misafir odasının baş köşesine oturuyor. Niye? Onu süslüyor. O itinayı gösteriyor ona.
Sonra bizim sanatımız şimdi ölmez oldu. Niye oldu? Yapılan iş antik oldu. Bizden sonra da gelen nesil yok. Benim bir tane gerçi oğlum yetişti ama çok şükür yani arkası devam etmiyor. Gelse bile ona takım dezgah yok. Yani yaptığımız için de çoğunluğu Avrupa'ya gidiyor. Yazın mesela bizim bu Almancılarımız var. Onlar alıyor. Buradan babasından, dedesinden kalmış bakırları bize işletiyor. Alıyor Avrupa'ya götürüyorlar. Şimdi bak ben kuyumculuk yapmış bir adamım. Para kazanacaksan kuyumculuğa gideceksin. Yok alın teriyle, hani ben o kuyumculuğu da karamıyorum da, alın teriyle paranı helal etmek istiyorsan bakıcılığa geleceksin. Eğer anamdan doğduğumda ben kuyumculuk da yaptım, bakıcılık da yaptım. Samimi olarak söylüyorum, ben bakıcı olurum tekrar. Çünkü bu meslek, ben 70 yaşındayım. Bir iş yaptım da eğer akşama kalır da bitiremezsem heyecan duyarım, o gün uyuyamam. Veya bir model gelse kafamdan bir tasarım yapsam gece o modeli çözerim yani çizerim. Çünkü çizme yeteneği de var Cenab-ı Allah vermiş bize. Yani her türlü şey de elimizden geldi galiba. İki okul mezunu olduğum halde yani hepsini toganası da bizde, yemekhanesi de bizde. Her şeysini bizde, bizim elimizde çıkıyor. Parlatması da bizde mesela. Ben diyorum ama bizim modellerimiz yeni. Hiç ben kimseden kopya da çekmem. Kendi kalbimden, kendi ruhumdan neyi geçiyorsa bir de müşteriye bakarım. Mesela müşteriye bakar bakmaz anlarım. Mesela getirdiği kaptan hangi yörenin, hangi vilayetin adamı olduğunu bilirim. Adam da şaşar çoğu. Ya neden biliyorum ben ne derim? Çünkü her yörenin kabı kacağı yani bu bakış şeyi ayrı olur. Biçimi, modeli ayrı olur. Oradan bilirim hangi memleketin adamı olduğunu. Bak ben 70 yaşındayım. Yaptığım işler her zaman için zevk alıyorum. Heyecan duyuyorum yani. Sevmesen yapmam. Çünkü biraz da içine yaptığın işe sevgini katıyorum. Müşterinin sevip sevmemesi hiç önemli değil. Yani sevecek müşteri de ilk defa yapan usta sevecek onu. Ustası sevecek. Ben seversem müşteri zaten sever onu. Ahi olacak, dürüst olacak usta. Yapan adamı yaptığını çirişlemeyecek. Bizim işimizde hiç öyle kötü yapmak kaldırmaz. Niye? Biz zevke hitap ediyor. Zevke hitap ettiğin için bir yaptığın işi bir yaptığın işten daha güzel yapacaksın, daha iyi yapacaksın. Müşteri sana ne söylüyorsa, sen müşteriye ne vaat ediyorsan fazlasıyla yapacaksın. Bizde zaten para önemli de ben para olsa kuyumculuk yapardım. Ama o müşterinin gülümsemesi, o memnun olması, o mesela dedesinden, ebesinden, anneannesinden, babaannesinden getirdiği bakırı değişik bir tarzda görmesi, gülümsemesi bize yeter. Şurada tencere var. Araya sülahı koyuyor, kapağını ayak yapıyor. Böyle bir fiskos yaptık. Müşteri şaşırtacak mı da güzel olacak. Eve götürdümüş, müşteri bana telefon açtı. Amca bunun kapağı nerede diye. Kızım kapağını ayak yaptık ha, görmüyor musun dedim. Oo dedi, özür dilerim dedi. Çok memnun oldum. Zaten bizde sanatkar yetişmiyor. Şeye gelmiyor, sanata gelmiyor. Bir de şimdiki nesil, yani nereye gidiyor anlamıyorum. Hep masa başında oturuyorum diyor. Hiç elim toz toprak olmasın diyor. Ondan sonra ekmeği bile ağzında 3-5 sefer döndürmeden yudamıyorum. Öyle haybiye parada hiçbir yere yok. Ben diyor okuyayım, 4 yıllık okulum bitsin de diyor. Emme söyleyeyim. Ben diyor bir masa başında oturayım ya. Olmuyor işte. İnsan olanın bir ideali olacak. İnsan olanın bir hayali olacak. Ama ben hepsine diyorum ya lider olun. Yaptığınız bir işte mühendisen de, öğretmenisen de öyle mi? Televizyoncuysan da ay 29 para 30 olmasın da lider olmaya bak. Sanatını iyi belle, iyi oku ve vatanına, milletine değil mi? Hayırlı bir evlat ol. Ben İstanbul'da bilirim, Ankara'da da askerlik yaptım, durdum. Kayseri gibi memleket yok. Benim memleketimin havasına, bir bardak suyuna ben dünyayı değiştirdim. Çünkü insan ömrü çok kısa. Ama insan ömrü kısa olduğunu insan bilemiyor. Ne zaman biliyor? 60-70'ine gelince, bir ayağı çukura gidince biliyor. O zaman da tavşan yamaca geçiyor. O zaman da vakit çok geç oluyor.
Grup Avenir, usta belgeselini sundu.